Şimdi test 12'ye geçeceğim. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Efendim soruyu görüyorsun. İki tane grafik var. F ve G'den oluşan ve bize burada da bileşkelerle ilgili bir soru sorulmuş. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Nasıl başlayacağız? İlk önce bu bileşkeyi açarak başlıyoruz. Şimdi ne diyeceğim? G tersin içinde. Sonra F onun içinde. G eksi 2. Kapatalım parantezlerimizi. Şimdi g eksi 2. g eksi 2'ye bir bakalım. Eksi 2 şurada görüyorsun. Eksi 2'de değer nedir? Sıfırdır. Şurası sıfır. Sonra ne oldu soru? g ters içinde f içinde sıfır oldu. f sıfıra bakmamız lazım. f dediğim şu yeşil grafik. E, onun sıfır olduğu yer şurası. Daha doğrusu x'in sıfır olduğu yer burası. Burada aldığı değer de 4. Demek ki burası da ne oldu? 4 oldu. Sonra o zaman ne oldu şimdi? G ters 4 oldu. Bu şu demek hani e, istersen buraya bir A diyelim. Anlamlandıralım kafamızda. E, buradan G A eşittir 4 müdür? 4'tür. Ve ben buradan da A istiyorum. Yani soru şu oldu. Hangi X değeri için G'nin değeri A, e, 4'tür? Bir bakıyorum. G grafiği hangisiydi? G'nin grafiği şuydu. Bunun 4 olduğu yer evet görüyorsun şurada. Yani x'in 3 olduğu değer için. Demek ki burada a sayımız kaçtır? 3'tür. Ben de zaten a'yı sorduğum için cevabımız bu olacak. Nedir? E şıkkıdır. Şimdi buna bakalım. İlk önce ben şöyle yapacağım. Bir kere içerisi böyle saf x değilse... ...bu noktaların hepsini incelemeye alacağım. 3 tane nokta belirgin zaten burada. Bak şu noktanın adı ne? 1'e 3. Şu noktanın adı ne? 0'a 2 ve şu noktanın adı da nedir? Eksi 3'e 0'dır. Şimdi sadece bu 3 noktaya bak tamam mı? Şimdi burada e, x yerine 1'i koyduğumda içerisi 0 yapıyor. F0'ın 3 olduğunu anlıyoruz. Şuradan gelelim bak. X yerine 0 yazdık. Şurada eksi 1 oldu. F eksi 1'in bu nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. 2 olduğunu. Ve son olarak da eksi 3'ü buraya yazarsak. F eksi 4'ün de sıfır olduğunu anladık. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bak şurası zaten 3. Tamam mı? Şu ikisi de terslerle ilgili. O yüzden ben şuna tersini bir alayım. F ters 3 eşittir 0'dır. İçi dışı yerleştirdiğimiz zaman fonksiyon terse dönüyordu. F ters 2 buradan eksi 1. Ve buradan da F ters 0 kaçmış? Eksi 4'müş. Evet bakıyorum F ters 2 şurada görüyorsun. Burası eksi 1'miş. F ters 0'da nedir? Eksi 4'müş. O halde şu x eksi 5 yapıyor. Şurada da 3'ümüz var. Yani cevabımız ne gelecek? Toplamında eksi 2 gelecek B şıkkı. Evet şimdi 3. sorudayız. Burada f ve g fonksiyonundan grafikleri verilmiş ki doğrusal bir fonksiyondur diyor. Ve burada da f bileşki f8 f ters 6 toplamının değeri nedir diye sormuş. İlk önce şuradan bir bakalım. F ters F ters 6. Bu ne demek? Hani F'in hangi x değeri için 6'ya gider demek. Görüyorsun şurası. Demek ki buranın eşit 3. Bu tamamdır. Şimdi şu bileşke açalım. F içerisinde F8 oldu. Tabii 8 aldığı değeri biz şimdi bilmiyoruz. Ama bu nokta aynı zamanda G'nin de üzerinde olduğu için bulabiliriz. Onu şuradan faydalanarak çözmek istiyorum. Ben şu kırmızı rengi kullanayım. Buradan buraya gitsem. Şurada gördüğüm değer ne acaba? Onu öğreneceğim. Üçgenden gideceğim. Bak şimdi şurada bir kelebek benzerliği var. Görüyor musun? Yani onu ben şöyle gösterebilirim sana. Şöyle bir kelebek ya da kum saati adı her neyse bir sürü ismi var. Bir benzerliğimiz var. Şimdi şurası 4 birim burası da 4 birim. Demek ki bu iki üçgen birbirine eş. Peki bu kaçı görüyor? Şurası 3 birim mi? Evet. O zaman burası 3 birim. Yani şurası 3'ü görüyormuş. Anladım. O halde içerisi nedir? 3'tür. Geldim. Bu sefer soru ne oldu? F3 oldu. F'e bakıyoruz. Şu pembe grafiği. 3'ün aldığı değer belli. 3'te alınan değer belli. O da nedir? 6'dır. Burada 6 çıktı. Bize bunların toplamı sorulduğu için sorumuzun cevabı ne olacaktır? 9 olacaktır. E şıkkı. Ee, burada ne yapalım? İlk önce şurayı açalım bence. Bak e F' var ya. Şurayı açarsak F içerisinde f eksi 1 olur. Tamam. Peki şimdi bu ne diyor? X'in hangi değeri? Daha doğrusu f eksi 1'in değeri nedir diyor. Evet eksi 1 şurada. Bunun aldığı değer 0. Sonra f 0 oldu. F 0'da alınan değer de nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. O da 1. Burası 1 çıktı bir kere. Şuradan bahsediyoruz. Şimdi elimde ne var? F ters x eksi 1'in 1 olduğu var. Sonra bu iç dışı yer değiştirirsem f1 ne çıkacaktır? x eksi 1 çıkacaktır. Peki f1'imiz bizim kaçtı? Şuradan görüyorsun. Nereye giriyor? 2'ye giriyor. Burası 2'ymiş. x eksi 1. Dolayısıyla da x buradan ne gelecektir? 3 gelecektir. Soru da zaten x olduğu için cevap bu. E şıkkı. Efendim. Şimdi burada ...değer ve tanım kümelesi verilmiş F'in. E, sonrasında da onunla ilgili şöyle bir soru sorulmuş. E, i̇lk önce açalım bakalım bunu. F1 diyor zaten. F1'imiz bir kere bakıyorum. Şuradan görüyorsun 3. Şurası 3. Artı. Bir bölü de koyalım. F ters eksi 1 diyor. Yani e, ne zaman eksi 1'e gidiyor diyor. Hangi x değer için? 3'ten gidiyor görüyor musun? Bak 3'ten eksi 1'e gidiyorsa ters dediği için biz 3 demeliyiz oraya. Aşağısına gelince aşağısını ayrıca inceleyelim. Bu aslında f içerisinde f1 demek mi? Evet. F1 peki ne? F1 3. İçerisi 3. O zaman burası oldu f3. Peki f3 nedir? f3 de buradan eksi 1'e gidiyor. Anlaşıldı. Payda neymiş? Eksi 1'miş. Yukarıda 6 var. Aşağıda eksi 1 var. Bu e, oranın değeri ne gelecektir? Eksi 6 gelecektir. Yani a şıkkı işaretleyeceğiz. Şimdi bak burayı görüyorsun e, x eksi 2 demiş. Böyle sorularda kesinlikle noktaları şöyle bir ayrıca incelemeye alacağız. Hata yapmamak için yapıyoruz bunları. Bu noktanın adı nedir? Bak bu noktanın adı 5'e eksi 2'dir. Biz buradan ne yazabiliriz? x yerine 5 koyduğun zaman f3'ün içerisi 3 yapıyor o zaman eksi 2 olduğunu anlıyoruz. Bu 1. Şimdi şuraya gel bak şu noktanın adı ne? 4'e 0 mı? Evet sen şimdi burada x'lerin 4 yaz. F2'nin 0 olduğunu görüyoruz. Sonra bir de şurası kaldı. Bu da 0, 3 noktası. Şurada x'lerin 0 yazdığımız zaman f-2 oldu. f-2 de neymiş? 3'müş. Bildiklerimiz bunlar. Şimdi soruya bir gelelim. Bak şurayı görüyoruz. f3 zaten eksi 2'ymiş. Onu bir bırak. f 0 diyor. f 0 şurada görüyor musun? Bunları yer zaman ne geliyor burası? 2 geliyor. Artı burayı biraz daha açalım. F içerisinde F içerisinde eksi 2 oldu. Şimdi F eksi 2 3'e eşit. Şurası içerisi 3 yani. Bu F3 oldu. F3 de buradan görüyorsun neye eşit? Eksi 2'ye eşit. Burası da ne çıktı şimdi? Eksi 2 çıktı. Şimdi elimizde nasıl bir şey var? Ee, eksi 2 artı 2 artı eksi 2 var. Şöyle bir durum var. Şunlar birbirini götürürse götürür. Cevabımız neymiş? Eksi 2'ymiş. O da C şıkkında. Şimdi bir bakıyorum şöyle soruya. Ee, burada F doğrusal görünüyor. Ee, sonra G böyle bir eğri şeklinde verilmiş. Şu bileşkeyi bir açalım. F içerisinde G içerisinde tekrar G ve onun içerisinde eksi 5. Kapattım, kapattım, kapattım. Şimdi g eksi 5. Ortalıkta g eksi 5. Evet var. Şurasını görüyor musun? Buradaki y değerimiz nedir? Sıfırdır. O yüzden şuraya ne diyeceğiz? Sıfırı diyeceğiz bir kere. Sonra f içerisinde g sıfır oldu. Şimdi g'nin sıfırda gittiği yer neresi? 3. Şurada 3'e gidiyor. Burası 3 oldu. Sorunun en son hali de şu. f3 nedir diye sormuş. Şimdi burada f3 şurada bir yerde hani Şöyle bir şey diye düşünelim. Şurada 3 değerimiz var. Buna karşı gelen biz şuradaki değeri merak ediyoruz aslında. Burayı merak ediyoruz. Peki bunu nasıl yapsak? Şöyle bir şey yapabilirim. Talesten gidebilirim. Ee şöyle ki bunun buraya oranı. Sonra buranın ta buradan buraya oranıdır dersem. Nasıl bir orantı yakalarım? Ee orası 2. Sonra burası tamamen 5. Bak şu 2 parça burası 5 parça ya. 2 bölü 5 yaptım. Sonrasında da 3 bölü oraya da K diyelim. Hani şurasının K birim uzunluğunda olduğunu düşünerek yazıyorum bunu. Buradan da K sayısı ne gelecektir? 15 bölü 2 gelecektir. Ha, demek ki bak 3'te gördüğümüz değer burayı veriyor bize zaten. Yani sorumuzun cevabı neymiş? 15 bölü 2'ymiş diyoruz. C şıkkın işaretledik. Şimdi buraya gelelim. Burada bir açalım. F içerisinde G ters içerisinde bir dakika. Tekrar onun içerisinde F ve 6 kapat kapat kapat. Şimdi F6'yı görüyorsun. Buradan kaça gidiyor F6? 5'e gidiyor. Bak 6 nereye gidiyor? Ee 5'e gidiyor. Burası 5. Sonrasında F içerisinde G ters 5 oldu. Şimdi bu şu demek. G'nin hangi değeri 5'e gider? Bak G burada ya. Bunun hangi değeri 5'e gider? Yani X'in hangi değeri için? Bu 0'a 5 noktası olduğundan hani X'in 0 değeri için 5'e gidiyormuş. Demek ki burası 0'mış. Soru şimdi oldu F0. F0'da nedir zaten? X'in 0 değeri için hangi değeri alır? Evet şurayı görüyorsun. Burası ne aslında? 0 eksi 1 değil mi? O zaman cevabımızda ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. A şıkkı. Şimdi bir bakıyorum. E, bileşke bileşke bileşke. Şimdi F içinde. F içinde. F içinde X. Kapattım kapattım kapattım. Bu 4'e eşittir diyor. E, pekala. Şunu düşüneceğim. Şu en dış kabuktaki F'in içini. Bak F'in içini şu an karalıyorum tamam mı? Yani e, istersen şöyle yapayım. Dur bunu tamamen gerçekten karalayayım. Bunu bir yok kabul edelim. Burayı görme. Sana şunu soracağım. f ne zaman 4'e gidiyor? Ee, bakalım şurada 4'e gidiyor. Gördün mü? Yani buradaki bizim değerimiz nedir? Hani e, absizimiz nedir? 0'dır. 0 da 4'e gidiyor. Demek ki burası kaç olmalı o zaman? 0 olmalı. Ben şimdi orayı geri siliyorum. Ha. Burası 0. Şimdi orayı alıyorum. f içerisinde f içerisinde x Dedim bu sıfır olacakmış. Bu sefer de şunu karalayacağım. Görmüyorum şunu. İçeriği görme. Bunu karaladık. Şimdi F ne zaman sıfıra gidiyor? Soru bu bak. F'in sıfır olduğu yer bir şura var. Bir de şurada bir yer var. İki tane nokta var. Zaten soruya baktığım zaman olabilir diye sormuş. Burayı biz bilmediğimiz için e, biz istersen şuraya bir A diyelim. Yani buranın değeri. 3 de olabilir, A da olabilir ama A'yı bilmediğimiz için oradan bir şey geleceğini şu an düşünmüyorum. Bunu da kapattım. Şunu da şöyle yapalım. Evet, burası fx oldu. Yani fx'imiz nedir? Ya 3'tür ya da A'dır diyelim. Tamam. Şimdi f ne zaman 3'e gidiyor? Bak görüyorsun. f'in 3'e gittiği değer 2. Yani x'in 2 değer için nereye gidiyor? 3'e gidiyor. Demek ki buradan x 2 çıkacak. Şuradaki a değerini bilmediğimiz için buradan bir şey gelmeyecek. Ee, bize de zaten hangisi olabilir dediği için cevabımız ne olmalı? C olmalı. Şimdi bu fonksiyon dikkat ettiysen f ters diye verilmiş. Ben ilk önce bu fonksiyonun yazılımını bir bulayım. Yani hani eşiti nedir? Bu grafiği f olarak yazılımı nedir? Antik geometriye gitmemiz lazım. X'in altına x'i kestiği yer artı Y'nin altına Y'yi kestiği yer bu toplam 1'e eşit. Şimdi buradan ben şey isteyeceğim senden. Y'yi yalnız bırakmanı isteyeceğim. Her şeyi bir 4 ile çarpalım. O zaman x artı 2y eşittir 4 olur. Buradan y'yi yalnız bırakırsak şu geliyor. 4 eksi x bölü 2 geldi. İşte bu şu an bize f ters diye verdiği ifade. 4 eksi x bölü 2. Hani o y dediğimiz aslında buradaki f'i kastediyor tamam Sonra şunları bir yer değiştirelim. O zaman fonksiyonu düze çevireceğiz. Çünkü düze ihtiyacım var. Soruya baktığınız zaman F5 e, demiş. Oldu soru şimdi bu. Şimdi e, içeriği 5 bırakmam gerekiyor. İçeriği 5 bırakmak için ben hemen e, göremezsem eğer ne yapacağım? 4 eksi x bölü 2'yi bir 5 eşitleyin. Bakayım hangi x için bu iş oluyor diye. 4 eksi x buradan 10 çıktı. x değerine geldi. Eksi 6 geldi. Hani eksi buraya attım. Onu da buraya eksi geldi. 6 6'ymış. Tamam. 6'yı buraya yazdığım anda zaten içerisi 5 olacak. Burası da, da 6 yazacağız. o zaman da buradan da ne gelecek? Eksi 7 gelecek. Cevabımız eksi 7'ymiş. Şimdi bir bakalım. F içerisinde f eksi 1 eksi 2 eşitmiş diyor. Onu böyle şöyle geniz, geniş bir ee, harfleri kullanarak yazayım. Daha büyük harfler demek istedim. Geniş kelimesi çıktı ağzımdan. Olay şimdi bu. Ben şurayı görmüyorum. Bak bunu bir unut. Görme burayı. F'in hangi değeri için eksi 2'ye gideriz? Şimdi eksi 2 değeri nerede? Şurada. Bak gidilen değer burası. O zaman x'in 0 değeri için. Yani şurası aslında kaça eşit olmalı? 0'a eşit olmalı. Bunu görüyorum. Ve şunu artık kaldıralım. Tamam. Demek ki f x eksi 1 ne olmalı? 0 olmalı. Şimdi burada da f ne zaman sıfıra gidiyor? Şimdi sıfıra gittiği yerler şunlar. Bak x 4'te sıfırız. Eksi 2'de yine sıfırız. Bir de 2'de sıfırız. Yani şu içerisi hem eksi 4'e hem eksi 2'ye hem de 2'ye eşit olabilir. Zaten soruda bize x değerlerinin toplamı sorulmuş. Tamam x eksi 1 eksi 4 dedim. Buradan x eşittir eksi 3 çıktı. Bunu alacağız. Sonra x eksi 1 eşittir eksi 2 dedim. x eşittir eksi 1 çıktı. Bunu da alıyoruz. Ve son şunu yapacağım. x eksi 1 eşittir 2'den x değeri bir de ne geliyor? 3 geliyor. Bunu da aldık. Şimdi bunların toplamını baktığı zaman şunlar birbirini ne yapar? Götürür. O zaman sadece ne gelecektir toplamın değeri? Eksi 1 gelecektir. c eşittir. Şimdi bileşke 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 diye gitmiş burada. Görüyor musun şurayı? Ee, biz bunu bir açalım. Açalım da e, şimdi evet açalım. Biraz uzun boylu gibi görünse de yapacak bir şey yok. G içerisinde G içerisinde tekrar içinde F Aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Burada bir duralım. Şurayı görüyor musun? Burada ters de düz birbirini götürür. Sadece bir kalır. O yüzden bunun içerisine e, bir yazacağız. Yani şu en son bıraktığımız G içerisine bir yazacağız. Çünkü burada bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi şuraya bir gelelim. Şimdi G2 diyor. Burada G2'nin gittiği değeri biz bilmiyoruz. G2'nin gittiği değeri bilmiyoruz ama oraya bir varsayımda bulunalım. Bunun K olduğunu düşünelim. O halde şurası da F ters içinde G2'de ne oldu? K oldu. Tamam. Şimdi G1. G nerede? Şu yeşil. G1'de değerimiz nedir? Sıfırdır. Şurası sıfır bir kere. O halde soru oldu. G sıfır. Şimdi F ters K diyor. Yani F'te baktığımız zaman F'i K'ya götüren X değeri nedir? Bak buradaki K değeri ne götüren X değeri nedir? 2'dir. Ha, burası neymiş? Merse 2'ymiş. Sonra şimdi G sıfır diyor bana. G nerede? Bu yaşı? G 0'da şurası değil mi? Bak burası 0 eksi 4 mü? Evet. Demek ki burada eksi 4. Eksi 4 artı 2 kaldı en son. Bu toplamın değeri de ne çıkacaktır? Eksi 2 çıkacaktır. Cevabımız 5'i. Thank